Bugün dünya üzerinde yaşayanların bence çok önemli iki büyük sorumluluğu var. Bunlardan ilki kendimize karşı olan sorumluluğumuz. Bu hiçbir zaman yok sayamayacağımız İslam'ın emir ve yasaklarına uyma zorunluluğudur. Yani bizler Müslüman fertler olarak İslam'ı iyi anlamak, yani İslami eğitim almak zorundayız. Kur'an ve sünnetin sonsuz pınarlarından aldığımız İslami bilgiyi de hayatımıza tatbik edeceğiz. Yaşanmayan, hayata tatbik edilmeyen bir İslamiyetin, bir İslam'ın bize faydası olamaz. İnanıyorsak yaşayacağız ve aile içerisinde de aile fertlerimize de yaşatacağız. Bu geçici dünya için harcadığımız enerjinin çok azını dahi İslami ilimleri edinmeye ve elde edilen bilgileri yaşamaya ayırmıyorsak, haşa Müslümanlığımızdan şüphe etmemiz gerektiğine inanıyorum. İkinci büyük sorumluluğumuzsa dünyada İslam'ı yaşayamayan, İslam'dan haberi olmayan insanlara İslam'ı ulaştırma sorumluluğumuzdur. Şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki, eğer bizlere Yüce Allah'ın bir şeref olarak bahşettiği bu İslamiyeti bilmeyenlere anlatmada tembellik gösteriyorsak, büyük bir günahın içindeyiz demektir. Hristiyan olarak, ateist olarak ölen tüm Müslümanlardan bizler de sorumlu oluruz Allah muhafaza. Peki İslamiyeti diğer insanlara ulaştırmak istiyorsak nasıl bir tavır sergileyeceğiz? Burada karşımıza çıkan temel strateji yumuşaklığı elden bırakmamamız gerekliliğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi inanmayanlara dahi gösterdiği güler yüzü ve yumuşaklığı İslam'ı aç toplumlara da göstermemiz gerekmektedir. Benim tavsiyem Müslümanlar davranışlarında yumuşak, güler yüzlü ve yardımsever olsunlar. Karşımızdaki insanların sorunlarını sabırla dinleyebilmek, fikirler vermek ve yapabiliyorsak sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak büyük bir başarıdır. Bu en güzel tebliğ yollarından birisidir. Bizler, Müslümanlar her konuda hem kişilik hem de dünyevi konularda başarılı birer örnek olabilirsek, İslam'ı anlatmada daha kolay başarı sağlayabiliriz. Bugün maalesef Müslümanların yaptığı bazı hatalar Fransa'da, İslamiyet'in kendi içerisindeki hastalıkları olarak Fransızlar tarafından algılanıyor. Müslümanlar olarak bu tip yanlışlar hem kendi imanımıza hem de burada güzel örnekler vasıtasıyla Müslüman olacak Fransızların önüne engel olacaktır. Bu ne büyük bir günah ve ne büyük bir sorumluluktur. Yüce Allah bizi bu günahlardan uzak tutsun. Araba yakan gençler gerçek İslam'ı temsil etmiyor. Ayrıca velilerden istediğim çocuklarına dikkat etsinler. Komşu haklarına riayet etsinler. İnsanlara saygı duysunlar. Çünkü İslam'ı herkes merak edip öğrenemez. Ama Müslümanların iyi veya kötü davranışlarını görmek daha kolaydır. Onların yaşantısını İslam olarak bilineceği için her hareketimizin nereye varacağını çok iyi hesap etmek zorundayız. Kısacası, Müslümanlar İslam'ı yaşayarak güzel bir örnek olmak zorundalar.